Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. YouTuber, oyuncu, çok yetenekli bir kızı, Akasya Asıl Türkmen'i. Kendisi 11 aylık, kendisini şu andan itibaren birey olarak görüyorum. Biz kadınların sadece anne olmak için çok fazla olduğumuzu göstermek istiyorum. Küvet. Bebek mesi. Göz pompası. Hadi gidin biz yemek yiyeceğiz. Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Danilo Zanna ve bugün sizinle beraber küne soya soslu somon yapacağız. Ben bu tarif bayılıyorum. Haberin olsun, çok basit ve pratik. Herkes evde yapabilir. Özellikle küne soya sosu inanılmaz böyle bir lezzet katılacak. Ve soya sosu deyince hemen böyle bir Asya rüzgar geliyor. Asya kokusu geliyor. Güzel ve ezotik yemekleri için. Ama aslında bakarsan soya sosu balık, et, pilav için bir sürü çeşit yemeklere yapabilirsiniz. Ve özellikle bugün çok sevdiği bir tane YouTuber, oyuncu, çok yetenekli bir kız, Akasya Asıl Türkmen. O zaman hadi arkadaşları hemen yemek yapmaya başlıyoruz. Şimdi malzemeler sayalım. Burada somon, sebzeler, brokoli, havuç, mantar. Sonra burada zeytinyağı ve zencefil, bir sürü baharatları ve sarımsak. Tabii ki de son olarak ama en önemli malzemeler burada bizim küne soya sos. Hadi o zaman hemen somo marine edelim soya sosu ile. Güzel bol bol soya sosu ile somonu marine ediliyoruz. Burada isterseniz biraz da su ekleyebilirsiniz. Bundan sonra sarımsak ve zencefil. Zencefili ben bütün koyacağım soyamadan. Sonra sarımsak, bir iki diş siz de istediği kadar ekleyebilirsiniz. Beni tavsiye ettiği, burada streç ile kapatıyorsunuz ve buzdolabından bekletiyor. Bir yerde büyük tava ile bize sebze soteleyeceğiz. Diğer de somon. Şimdi sebze olan tava, biraz da sarımsak koyuyorum ve biraz da zeytinyağı. Biraz da zeytinyağı. Sebzeden başlıyoruz. Hemen havuç. Çünkü havuç en sert birisi. Ben somon küçük parçayla kesti. Böyle daha kolay ve daha hızlı pişirecek. Havuç okey. Şimdi brokoli zamanı geldi. Mantar zamanı. Ve rengi rengi de çok hoş gidiyor. Ve biraz tuz. Şimdi bütün marine sosu tava içinde dökeceğim. Sarımsak olsun, hiçbir problem yok. Burada kapatıyorum. Okey. Sebze de hazır. Ay. Müthiş gerçekten. Şimdi artık benim tabak hazırlayabilirim. Sadece benim orada hazırladığı sebze kullanacağım. Görebilirsiniz, o kadar yumuşak. Bütün deri inanılmaz çıtır. Finalde biraz da benim burada çekti soya sos, küne soya sos. Hazır tabakları, ah bak tam Akasya geldi, hemen kapıyı açmalı. Akasya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Akasya'cığım bir şey sorabilir miyim? Söyleyeceğim. Sen zaten senin ekranda inanılmaz güzelsin, burada canlı canlı 10 katı daha güzelsin. Siz de öylesiniz. Gerçekten efendim. Öyle. Çok yüksek bir enerji. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi ben seninle biraz da tabii ki de herkese seni önce oyuncak olarak seni tanıyor. Bundan sonra ben biraz seni hikaye anlatıyorum. Tamam. Amile olunca. Amilelik falan filan, YouTuber'lık. YouTuber oldu. Evet. Çok başarılı birisi bile.
Ya fena değilim aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Oyuncuyum ben, zaten oyunculuk yapıyordum. 5 aylık hamile de olunca oyuna kısa bir süre ara vermek durumunda kaldım. O da Happy Top'u zaten aslında 5,5 aylıkken arayı verdim. Sonra doğurduktan 6 hafta, işte lohusa dönemi, 2 ay sonra oyun oynamaya tekrar geri döndüm. Ama o arada bir YouTube kanalı açtım. Açtı. Çünkü dedim ki zaten hamileyim, vaktim de var. Zaten bu da çok güzel bir konu, neden olmasın? Akasya Ana ya. Akasya Ana ismi. Mama yani direkt. Hani mama. Anne, moms falan değil de. Değil. Direkt Akasya Ana. Böyle Anadolu'nun bağrı gibi esprili oldu. Fena olmadı. Çok güzel oldu çok aslında. Çok sevdim. Ben gerçekten de. Öyle. Şimdi ben biraz da senin anne dönemini görmek istiyorum yani. Şimdi senin anne olunca senin hayatın ne değişti? Benim hayatımda her şey değişti ya. Benim de çocuğum var mı? Aslında var değil mi yani? Var var yani. Çocuğum olunca zaten aslında bugün YouTube kanalında tam anne olunca hayatımda olan olumlu değişiklikler diye bir video çektim ve yine gömmüşüm. Gömmüş. Arkadaşlarım o zaman soru başka bak. Heh, yeni bir sorum soracağım sana. Anne olunca senin hayatı ne değiştirmedi? Ne değişmedi? Bazı konularda önceliklerim çok değişmedi. Yani anne oldum, ben artık sahneye falan çıkmayacağım, işimi yapmayacağım demedim. Dediğim gibi o fiziksel engeller, düzene girme süresini geçer geçmez çocuk benim hayatıma uyum sağlamak zorunda kaldı. Yani sonradan gelen o. Öyle zaten. Şimdi zaman zaman işte birbirimize kıyaklar yapıyoruz bence. Yani Kera ile iyi anlaşıyoruz, benim kızım. Kendisi 11 aylık, kendisini şu andan itibaren birey olarak görüyorum ama üstüne çok da fazla şey yüklemiyorum. Bence o biz diye bir şey yok. Ben var, Pera var, babası var. Biz olduğumuz durumlar var ama yani hasta olduk, çorbamızı içtik, kakamızı yaptık, altımızı değiştirdik falan diye konuşan, çoğul konuşan annelerden olmamaya çalışıyorum. Hatta bunun üzerine bir kitap yazıyorum şu anda. Aa süper. Evet. Şimdi o kitap üzerinde sen ne yazacaksınız? Yaşadıkları yoksa puf noktaları mesela bu yapabilirsiniz, bu yapabilirsiniz. Yani aslında biraz tecrübe paylaşmak. Kadınların en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. Deneyim paylaşmayı seviyorlar. Ama bu dönemin kadını bunu seviyor. Bu dönemin kadını internetten senin ya da YouTube kanalını açıyor ve senin işte günlük bakım rutinini görmek istiyor. Yani ben de bu deneyim paylaşma kısmını biraz da işte kitaba yansıtmayı düşünüyorum ama anlatacağım şey böyle bir anne olduğum ve annelik o kadar kutsal ki canım annelik hep sen bittin olmayacak. O yüzden de anne olunca da hayatın devam ettiğini biz kadınların sadece anne olmak için çok fazla olduğumuzu, daha fazla şey olduğumuzu göstermek istiyorum. Sen annesi, senin çok güzel maşallah bir kızı var yani, evet. Pera ismi. Şimdi biliyorsun ki şey var, çocukları ekranda olmak, televizyonda olmak. Sen bu ilgili ne düşünüyorsunuz yani? Artık Pera zaten şey, bir tane küçük fenomen düşünebilir miyiz acaba? Evet, çünkü menajerim bana geçen gün "Aa Pera'nın annesi ne haber?" dedi. Yani öyle de bir gerçek var. Ben bunu kabul ediyorum. Bununla yüzleştim. Ben bundan çok rahatsızlık duymuyorum. Neden? Benim karşı olduğum şey çocuklar bence zaten kullanılıyor ve kullanılmak zorunda. Çünkü biz gerçek hayatı yaşıyoruz ne de olsa televizyonda ya da dizilerde ya da filmlerde. Çocuğun olmadığı bir gerçek hayat olamaz yani. Ağaçın olmaması gibi bir şey. Ama çocuk gibisin yani, bir dünya yani. Ama çocukların çalışma şartları. Asıl tabii önemli, önemli olan şey o. İşte o çocuğun mesela 6 saat en uzun bilmiyorum yani ya da 4 saatten fazla kesintili o da çalışmaması gerekiyor. Yani eğer çocuk getireceksen sete bunun bir bedeli oluyor. Benim çocuğumun sosyal medyada kullanış halim, çocuk zaten aslında çok bunun farkında değil. Şu anda telefonla herkes çocuğunu çekiyor. Yani benim daha çok takipçim var sadece. Bunun ne gibi bir etkisi olur onun üzerinde bilmiyorum. Çünkü ben sosyal medyanın daha benim üstümde nasıl bir etkisi olacağını, hatta kullandığımız cep telefonlarının bize ne yapacağını dahi bilmiyorum. Çünkü bu henüz kanıtlanmış bir şey değil. Yani bir takım varsayımlar var. Kanıtlanmış hiçbir şey yok. O yüzden de hayatımızda böyle bir şey var. Ve bu, o da buna doğdu. Biz nasıl televizyona doğduk, o da internete doğdu. Tabii ki de. O diyorlar ya telefon, şey çocuklara telefon elinde, evet. Biz de çocukken televizyonun önünde değil mi? Evet, önündeydik. Yani ben şimdi hiç televizyon izlemiyorum diye böyle övünenler var. Şekerim çünkü sen de elinde telefon, telefona bakıyorsun. Şey, senin için müthiş bir oyun hazırladı. Hadi bakalım. Şimdi seni göz kapatacağız ve bazı objeleri hazırladı. Tabii ki de anne dünyasında
sen bu şey objeleri bulmak gerekiyor yani. Bence %90 bulurum da yani. Bence de, yaparsın sen, yaparsın. O zaman hemen başlıyoruz. Çok... Ha, önce noter var, noter şey, Bülent. Noter, noter mi? Evet. Ödül mü kazanacağım? Daha büyük bir ödül var senin için. Ay inşallah. Şimdi sen 10 saniye süresi var. Evet. Şey bulamak için. Hazır mısın? Bak çok senin hazırım. Ben senin elinde. Ah, burada işte. Tamam, başladı o zaman. Küvet. Bu kolay. Brava. Tamam. Biraz tozlu, kusura bakma ya. Okay, bu senin için hepsi küçük objelere şey. Bu ne ya? Ha yürüteç. Ay süpersin, tamam. İki, gitti. Nasıl bu kadar? Ben ufak bir şey vereceksin bence. Emzik. Bak bu biraz daha küçük. Bebek mesi. Ya süpersin ya. Ben bunu alırım, hediyemi aldım. Kaç mı, 4 mü? Çok pahalı ya, valla. En büyük kalemimiz, Microspark. Lütfen. Okay, şimdi. Bebek mesinde toplu bir kampanya istiyorum. Bu bir takım. Bizi şey, böyle bir torpil geliyor, bir takım bu. Bu bir takım. Bu bir takım. Bu bir dakika dur. Banyo şeyi, kurulama falan filan. Uyku seti. Uyku set, bak, bravo, bak. Süpersin. O gerçekten tamam, bugüne kadar... Tamam, yok, burada. Bu kolay, bu hemen çözer ya. Bu ha şey, yaka, mama önlü. Evet, süpersin. Az kaldı. Şey. 10 saniye bile şey, fazla geldi senin için 10 saniye. Bu zıbın ya, zıbın. Değil zıbın, mi? Zıbın ben bilmiyorum. Zıbın işte tulum. Tulum, bravo tulum. Zıbın ne ya acaba? Zıbın da onun ufağı gibi bir şey. Burada? Ben onu İtalyanca sanıyordum. Ne? Ha tamam şey, matara. Yok, matera ne bilmiyorum ki. Ne, biberon değil mi? Biberon, bravo. Matera biberon. Şey, ben o kadar Türkçe biliyorum. Tamam. Kusura bakma ya. Matara da mı? Ne neymiş ya? Ha, burundan şey alma. Fırt. Burundan şey çekme. Ah canım, ne kadar gerçekten kadar. Sen... Gönder. Bu burnu var ya, en zor konu o gerçekten ya. Burnu çekti, kadın zamanında en zor konu yani. Bu kadın zamanında, bu ne lan? Bu bir dakika dur söyleme. Ya bu ben de bilemiyorum aslında, bakıyorum. Bu ne bez ya, saçma sapan bir şeyin parçası herhalde. Bu özellikle anneler için yani. Ha anladım, şuraya oyun. Ay süpersin, tamam. Okey. Bu son. Son, dikkat et. Bu bence... Fıçık. Göz pompası. Göz pompası, bravissima, bravo! Ay yemin ediyorum ya. Arkadaşlar, hepsi yakalandı ya. Hepsi yakalandı. Arkadaşlar, gerçekten senin zaman aramak için... Gerçekten bitti mi? Evet yani biz veda zamanı geldi. Ama önce senin için çok güzel bir yemek hazırladı. Hemen almaya gidiyorum. Bir dakika, sürpriz yaptı sana. Evet, burada şey hazırladı. Küne soya soslu somon. Çünkü bir somon gaz yapmaz. Evet. Yok, ben bir de somon çok sık tükettiğim bir şey. Hem çok faydalı. Bilmiyorum, balıklar için bir sürü şey söylüyor. İçinde işte bilmem ne oluyor, metal oluyor, zartur falan ama bence balık özellikle form için, forma kavuşmak için ve enerji vermesi açısından akıl sağlığı için çok önemli bir besin. Arkadaşlar siz unutmayın ama Migros TV Türkiye abone olun ve burada bu tarafta böyle bir link var. Tıklanabilirsiniz eski bölümlere izlemek için. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ve Pera bizden çok öp. Ay tabii ki öpeceğim. Hadi gidin biz yemek yiyeceğiz.